İbni Sinan'ım diyor. İbni Sinan? Evet. Yani... Şampiyonluk oranları bir ekrana gelsin bakalım. Rasim de delikanlıdır biliyor musun? 2015-2016 sezonu şampiyonluk oranları. Fenerbahçe 1.45, Beşiktaş 2.15, Galatasaray 7.50. Oha! Bunu abi yapan kim ya? Normal bir tepki niye verilmiyor ben anlamadım. Bunu yapan kim ya? Oha dedi ya. Bunu yapan kim? Şampiyonluk oranları. Fenerbahçe 1.45, Beşiktaş 2.15, Galatasaray 7.50. Mario Gomez için bir ekrana gelsin bir görelim. Gomez Beşiktaş'ın çimentosudur diyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman hocam. Başkan var. Haklı abi. Gomez Beşiktaş'ın çimentosu. Çimento şey Gomez doğru mu? Doğru hocam yani öyle diyor. Fikret Bey de Beşiktaş'ın matkapıdır. Matkap Fikret. Hayır Beşiktaş'ın... Matkap Fikret. Ağasıdır ve sevmezse ayağına sıkar. Allah Allah. Abi ne diyorsun? Dedi mi demedi mi? Ayağına mı sıksaydık? Hocam demedi mi? Nereden bak bana nerelere geldiniz? Bir dakika Fikret Orman bunu dedi mi demedi? Beşiktaş'ın çimentosu. Allah'tan ki ben sana bir şey söyleyeyim mi? Allah'tan ki hiçbir kulüpte falan görev yapmıyorum. Yandık biliyor musun sizin elinizde? İki demeçte var ya. Burada var ya bizi var ya. Anam. Abi adam çimento diyor. Çimento şeyde, doğru. Kalbi demeyi iyi demek. Tamam. Şeyde kalbi matkabı. Beşiktaş'ın olması matkabı. Olması olmazı demek istiyor. Fikret Bey de Beşiktaş'ın matkabı. Delici mi hocam Fikret Orman? Tövbe. Evet matkap. Çünkü niye abi adam matkabı. Hakikaten. O zaman da kolay mıydı? Büyük kolay diyor. Nasıl kolay yapan kim? Şimdi. Ahmet Nur Çebi. Şimdi. Ne? Ahmet Nur Çebi kendine gelsin. Beşiktaş'a saygım vardır. Sevgim vardır. Ama hem taraftar ne? Açısından hem başarılar açısından Beşiktaş Türkiye'nin üçüncü büyük kulübüdür. Bunlara gurur duysun kardeşim. Hocam Fikret Orman konusunda Beşiktaş taraftarların biraz şeyi var. Bir matkap Fikret dediğim. Evet, beyler bir şey söyleyeyim ben size. Sizin tuhaf olduğunuzu düşünüyorum. Bunları matkap dememinle ilgili. Çimento benzetmesini kim yaptı? Fikret Orman yaptı. Kimin için yaptı? Mario Gomez için yaptı. Çimento ne deyimidir? İnşaatçılık deyimidir doğru mu? İnşaatçılık deyimidir hocam evet. Ben de matkap derken bunu sakın olayı cinsel falan sokmayın. Anlıyorum yok, ben sizin yani çizgisini ben sizin bildikleriniz var. Matkap derken şu adam gencecik bir adam. 45 yaşında var mıdır üstelik, Fikret Bey? Yok şey, yok 50 var ya 53 54. Yok canım var. Bizden ben yok hocam 40 47 48. Tamam 47 genç bir yaş. Efendim kallem etti Beşiktaş'ı. Bak tekrar söylüyorum. Dünyanın en güzel stadı Vodafone Beşiktaş stadı olacak. Bunu yazın. İnönü stadı bir tarihti ama denize 200 metre mesafede 48-50 bin kişilik bir stadı yaptırıyor. Beşiktaş'a ciddi anlamda bir maddi külfet ne getirir ne detayları bilmiyorum. Başladı. Ha gecikmeli bitebilir. Matkap gibi bütün gün orada geçirdi. Şantiyede geçirdi. Yanlış mı söylüyorum kardeşim? Geçirdim hakikaten ya şantiyede. Biz şantiyede yatıp kalktık demedi mi kardeşim? Ben mi bunu bunlar neye gülüyor ya? Ne var bunda ya? Matkap Fikret dedi. Bir dakika ben burada her dediğime açıklık falan getirmek zorunluluğum yok. Niye gülüyorsun? Bir şey söylüyorum. Beşiktaş taraftarı hırlıyor. Bir şey söylüyor çocuk. Galatasaray taraftarı hırlıyor. Biz de böyle kardeşim. İşinize gelmezse kumanda elinizde kapatırsınız. Zaten hocam Fikret Orman inşaat mühendisi değil mi? Durup dururken söyleyeyim mi? Çimento. O zaman bir dakika ya. Hocam birisi de size dese ki Ahmet Çakar yol kırma makinesi gibi dese. Tabii sana hilti dese. Tabii. Ben de desem ki çıkın. Ben de desem ki Ahmet Çakar ekranların hiltisidir. Doğru haklı. Hilti nedir? Haklı. Matkap. Evet. Sen matkap gibi diyorsun. Ben de desem ki Ahmet Çakar yol kırma makinesi. Pompa doğru, gibi. Doğru söylüyorsun. Evet. Pompa demiyorum ya. Evet. Ay pompa. Ama şey Ahmet Hoca da hakikaten. Bir dakika ya. Yorumcu söyleyeyim. Ben sana peki söyleyeyim ben kendimle ilgili betimleme yapayım mı? Pompa ben Türk futbolunda 17 senedir medyalarda görev alıyorum. Ben Türk futbolunun vidanjörüyümdür. Vidanjör ne iş yapar biliyor musun? Alır hocam. Poseptik çukurlarındaki gelir hortumunu sokar. Lavama. Bu gerekirse kanal lavamı yağlar ikiye ayrılır. Hocam benim yağım. Eski lavamcıyım. Hocam lavamcıdır. Poseptik. Ertene pompacı. Bir dakika. Lavamcı Ahmet. İki tip lavam var. Biri foseptiktir. Evet. Foseptik bir çukur açılır. Kenarları betonlanır. Altı boş bırakılır. yani bütün lağım oraya toplanır. Arada bravo. Bir vidanjör gelir. Bravo. Ama hocam ben bunu yaşarım. Ama belediye. Hocam ben bunu yaşarım. Hocam ne diyorsun? Evet, ben vidanjörü yaşarım. Ne anlatıyorsun? Vidanjörü yaşarım. Sen vidanjör değil. Vidanjör değil. Türk futbolunda hiçbir şeyde iğrenmeden, pislik mislik demeden, pisliği çekmeye çalışan bir vidanjörüm var mı diyeceğim. Evet hocam. Hocam bak. Hocam
Hocam ben alınıyor muyum? Hocam bizim yazlıkta. Siz mesela Türk futbolunun şerpemci. Septik dolardı, vidalar gelir çeker. Sen Türk futbolunda badana şişin. Badana. Sinan efendim Türk futbolunda kepçe. Okkalar. Ne okkalıyorum ya ben de abim. Ne okkalıyorum? Beni yaptı eleştiri ne yaptın ya? Kim yaptı ya? Yumuşak. Dün bir Podolski ile ilgili bir şey söyledik burada. Bir ağzımızdan bir şey çıktı. Galatasaraylılar baktı. Bir dakika. Pardon hocam. Galatasaraylılar bizi, kızım da dahil herkes bizi paramparça yaptılar ya. Ben çocuklar bana geldi. Şuraya içeri geldim akşamleyin. Instagram'dan abi dediler. Böyle Instagram'da binlerce tepki var dediler. Galatasaraylılar hala çocukta, hala Galatasaraylılar yazıyorlar. Ya arkadaşlar. Dedik ki yanlış yaptık. Sen ne dedin kardeşim? Söylemem o kelimesi. Ağzımdan çıktı. Yok, ne dedin ya? Ya Podolski ile ilgili. Yarın Podolski ile ilgili gider yemekle yerim. Görüşürüm hani de ama. Siz artık rahat olun arkadaşlar. Yani şu ülkede bir tane aklı başında. Yani, hani şey yorum yapan adamlardan bir tanesiyim. Onu da kaybetmeyin. Biz de delirmeyelim yani. Onun için özür diledim. Hayır özür diledik. Artık uzatmayın siz de yani. Bakıyorum. Not alıyor ondan sonra mahkemelik oluyor diyorsunuz. Sinancığım. Ben hata yaptım. Tamam uzatma Sinan. Tamam, ya hocam ay. Hala yazıyor. Ha işte Sinan İmam. Ayrıca de bence sen hata yapmadın. Sen onu kötü maksatla söylemedin. Baş ver. Dana olma. Dana sevimli bir hayvandır. Danaya ineğin yavrusu dana denir. Değil. Dana. Dememem dana sevimlidir. Hocam abi. Bu benim şeyim. Hocam ben bunu futbolcuya bir futbol bak, dememem gerekiyor. Hiç futbolcuya dememem gerekiyor. Matkaplar ikiye ayrılır. Danjör koysunlar. Bir dakika. Matkaplar ikiye ayrılır. Danjör koysanız abi ya. O kim? Matkap yapan kim? Ahmet Çakar yol kırmam. Vidanjör. Abi siz bunları önceden hazırlıyor musunuz burada? Abi hemen çıkıyor mu? Nereden hazırlıyor? İçeride bir şey mi var? Arşivde hemen vidanjör, matkap gelsin. Matkap gelsin, vidanjör gelsin. İşte itfaiye gelsin. Bir bakıyorsun tavuk kıyafeti gelsin. İşte sabun kıyafeti gelsin. Vidanjör. Bu ben matkap değil mi ya? Hocam sen diyorsun. Mevlüt'ü çağıralım. Salam Mevlüt. Vidanjör. Mevlüt Yüksel abiye çok salam teşekkürler. Salam Mevlüt gelsin. Mevlüt abi Yüksel güzel günler gösterdi. Salam Mevlüt gelsin. Başımıza. Salam Mevlüt gelsin. Mevlüt yollamış sağ olsun. Mevlüt Yüksel abi. Mevlüt abi. Yüksel değil söyledi. Mevlüt Yüksel diyorum ya. Salam Mevlüt. Salam Mevlüt'e ben de teşekkür ediyorum. Salam Mevlüt. O abi. Aldım medya yolu. Sinancı medyayı ayağım. Aa görmedim. Mehmet abiye teşekkür ederim. Buraya mı gönderdi? Medyeleri aldık. Mevlüt bak hocaya. Hocaya özel şeyler yolladı Mevlüt. Ne? Hocaya özel şey. Saçını kuvvetlendirici ve senin, saç çıkarıcı şampuan yolladı. Senin farkında değil. Saçları kuvvetli. Farkım var arabada vereceğim. 32 numara bir gelsin ya. Canım hocam benim. 32 numara bir gelsin. Abi vidanjör resmi istiyorum. Vidanjör bırak, resmi. Bırak vidanjörü falan bırak. Sen buzun değil mi hocam? Tam şaşırdınız be. Tam sapıttınız biliyor musunuz? Matkap, abi her şeyi hazırlamışsın. Vidanjörüm ya. Diyorsun. Senin bunlar ne alakası? Hocam Türk futbolunun vidanjörüyüm ne demek? Bak herkes soruyor. Türk futbolunun vidanjörüyüm ne demek? Ya, sen buna benziyor musun hocam? Sen bu alete hiç benzemiyorsun ki. Hakikaten ya Türkiye. Yani ben niye bir futbol programında... Lağım çeken vidanjör, darbeli matkap olan Fikret Başkan'dan, darbeli matkap olan, hocam. Neydi o çocuğun adı? Mario Gomez'den konuşuyorum ki. Sıkıldım sizden ya. Kalk gidelim hocam. Hocam, ha. 55 kalk gidelim milyonun hocam. Olsa ne yaparsın? Ne? Yılbaşı ikramiyesi sana çıksa ne yaparsın? Ben olmadan düşünmem, olduktan sonra düşünürüm. 30, nasıl? Olmadan düşünmem, hiç öyle hayal kurmam. 55 milyonun olsa ne yaparsın? 55 milyon TL senin mi? Var da. Öyle para yok. Öyle para yok. Hiç yok. 55 milyon TL çıksa ne yaparsın? Nereye? Ne zaman çıkıyor bu? Yılbaşında. Yılbaşı ikramiyesi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 55 bak, milyon TL. Elimde 5 tane ben, bilet var. Tam Rasim. Mı? Tam mı? Efendim? Tam mı? Çeyrek mi? Tam. Ben 55 ben... milyon TL'm olsun istemem. Neden istemem? 55 milyon TL olursa kırgınlık olur. Çünkü ben çok gariban. Bir dakika çok gariban. Çok gariban arkadaşlarım var. Bunlar sakın. Tam bilet. Ama dur bir anlatıyorum sakın. Ondan sonra. Ben dinliyorum sizi. Dinliyorum ben sizi bir yandan. Sormayın o zaman. Tam bilet. Ben dinliyorum sizi bir yandan. Bana ver Mertem. Lütfen. Rica etsem. Beni kırma bana verme. Lütfen. Kalsın. Ben şimdi, lütfen. Ben alayım. Buyur hocam. 55 milyon. Milli Banka ya devleti grubu. Benim olmasını. Ben öyle şeyler istemem. Beni hani herkesin çok karası olsun ister ama Allah'a şükür vardır da. Ama bana şimdi bir yerden bir 55 geldiği an. Ortadan kaybolmam lazım çünkü benim. Çünkü bu 55'i çok benim çünkü çok tersi arkadaşım var. Çok gariban arkadaşım var. Ya sen şeyler şeyler milyarda yapayım var canım. Yardıma ihtiyaç olan çok da arkadaşlarım var. Kırıcı olacağım. Çünkü para tatlı. Ulan diyeceğiz. Onunu versek yetmeyecek. Ötekini diyecek yetmeyecek. Onun için bana hiç çıkmasın Ertem'cim. Bu bana hiç çıkmasın. Benim rahatım iyi abi. Hiç benim şu sadece
Bugün o işte parfüm, bugün satışları geldi. İyi mi satışlar? Dilruba attı bana kızımız. Satışları attı. Çok iyiymiş. Tamamıyla ben söyledim. Benim payıma çıkanı Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı, Mehmetçik Vakfı'na, şehitlerimize, gazilerimize, oraya ben bağış yapacağım çıkan. Ve bunu kamuoyuna dozan da paylaşacağım. Onun için ben 55 falan çıkmasın, rahatım, huzurum kaçmasın. Böyle güzel Ertem'im. Rasim sen ne yaparsın? Ertem'ciğim, vallahi şeyin, onun matkap işini ben anlayamadım şimdi daha. Matkap nedir? Matkap neyi deler? Nasıl deler? Onu ben bilmiyorum. Hayatımda matkap da pek görmedim. Ama şunu söyleyeyim. Aklıma Şener Çen'in filmi vardı, sen biliyor musun? Milyarder. Ne yaparsın? 55 milyonla ne yaparsın? Şener Çen'i boş ver şimdi. 55 milyon TL. Vallahi baba, onu planlamak lazım, bilmiyorum. Hiç, inan hiç düşünmedim. Abi mesajlar... Son rakamın ne senin? Ertem, son rakamın. Altı. Ertem, zaten hemen mesajlar geldi biliyor musun? Bana ver abi. 55, bana 55 abi, çıksın yanından ayrılmayız diye. Saysam isimleri. Allah Allah. Ben sana söyleyeyim mi? Bak bizim Oğuz Altay yatmış hemen. Caner, Sedat abi falan yanından ayrılmaz falan. Devamını yazmayayım. Caner yazmış. Hocam falan. Sen ne yaparsın 55 milyon? Allah'ım ya. Bana dolar konuş. Kaç para, kaç dolar yapar bu? Aa! Dolar mı yönerdi onun için? Kaç para yapar 18... 20 milyon 10, dolar. 19, 20 etmez. 20. 19 milyon dolar 20 milyon falan. Dolar. Bir vakıf kurarım. Ne kurarsın hocam? Vakıf. Vakıfın adına Ahmetçik Vakfı derim. Ahmetçik. Orada küçük Ahmetler yetiştiririm. Topluma. Giderim, ben ne yaparım ben? Nimet ablanın bir büstünü yaparım. Nimet abla. Bilir misiniz? Sirkin için. Nimet abla? Nimet abla. Büfesi. Biliyorum. Ooo şeyde. Evet. Çok çok çıkar. Bunlar fani işler biliyor musunuz? İnanın. Dolarda, bir şey dolarda diyorum. Milli Piyango'da büyük ikramiye kazanan insanların %80'i. Evet, sıkıntı geçiyor. Sonrasında. İstemem ben hocam. Sonrasında. Bana çıkmasını istemem Ertem. Ya alkolik olmuştur. Ya uyuşturucu. Sonrasında genelde öyle oluyor. Hemen şaşırırlar. Karılarını boşarlar. Başka karılarını bilmem ne alemden karılarına gezerler. Bir erkek birden zenginleşirse. Bir sürü şeyler. Önce karıyı boşar. Önce karıyı boşar. Maalesef öyle oluyor. Maalesef. Ani, ani. Heh, mesaj geldi abi. Dinçer Azapan. Sinan abi, tatile gideriz. Tatile gideriz. Şeye, Güney Amerika turu yaparız dedi Dinçer. Dinçer'cim yine gideriz yani. O kadar da değil ya, şu anda gideriz. Gemiyle diyor, bak gemiyle diyor, gideriz diyor Sinan abi. Gideriz Dinçer. Ahmetçik Vakfı kurarım dedi yılbaşı. Ahmetçik çok güzel. Ahmetler yetiştiririm diyor. Yeni Ahmet evet. Çakarlar. Gelelim. Ya nasıl şarkıyı da koymuşlar ya. Hakikaten. Şeyi seyrediyor musunuz hocam? Lineker'i tanır mısınız? Geri Lineker'i tanıyan var mı içinizde? İçinizde Geri Lineker'i tanıyan. Bunlar bizim oldu kardeş. Bunlar sizin hocam. Geri Lineker'i tanıyan var mı hocam içinizde? İngiltere'de çok popüler. Hadi gördüm. İyi futbolcu olabilir Abdülkerim abiden ama adamlığı konusunda tırnağa etmez Abdülkerim abi. Hocam. Ben bu bileti. Nerede Galatasaraylı? Fanatik Galatasaraylı var. Orada. Mehmet. Mehmet gel. 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 Allah'ım. Abi gel. Ahmet Çakar'a daha çok benziyor. Ben de Atacan'a veriyorum. Gel Atacan. Gel buraya Memo. Galatasaraylı Memo. Podolski'den dolayı belki sana verdiğim için Atacan, belki. Atacan bu da senin. Galatasaraylı olduğun için belki senin türbündekiler artık şey yaparlar. Barış imzalıyoruz. Ya sizler var ya. İnşallah sana çıkar Atacan, bu. Atacan sana verdim ben kardeşim. Al koçum. Sağ ol. Hadi inşallah para sana çıksın lan 55 trilyon. Ya. Hadi koçum benim. Beyaz TV spor servisi arkadaşlarımı çok seviyorum ama Ertem sana yazıklar olsun. Hocam da. UEFA Başkanı Platini ve Blatter 8'er yıl hak varmet almış kese el alemin donuyla uğraşıyorsun. Hocam, nasıl adamsın sen be? Gelsin bir gelsin. Bir... Hocam valla o Allah'tan bir şey söyledi. Geri Lineker gelsin. Bu Lineker. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Leicester City şampiyonası programa Erto. Çıkacağım. Neyle? O Platini hazırlasınlar ya. Aydın mı hazır? Evet. Bir ona girelim ya. Aydın da hazır. Bir şu Lineker'e gelirken niye verdiniz? Lineker'e ben laf söyleyeceğim. Ya ne yapıyorsun Lineker'in don çamaşırını bize ya Ertem ya? Yok hayır başka bir şey. Ertem bırakın ya. Leicester City şampiyonu. Ya nedir abi donla konu görüşüyorsun. Sinan benim eski arkadaşım lütfen. Lütfen. Nereden arkadaşın senin ya? İngiltere maçlarında biliyorum. Benim çok anılarım var onunla. Biliyorum güzel arkadan bakıyordun giderken. Biliyorum anılarım var. Arkadan bakıyordun. Gol Abdülkerim Durmaz 5-0 gol. Her neyse iyi bir çocuktu bu gençken. Hayır gençken iyi bir çocuktu bu. Adam mıydın? Adam mıydın? İyi bir futbolcuydu. Adamdı. Fakat yaşlandıkça içine Ahmet Çakar kaçmış. Lineker'in içine Ahmet Çakar kaçmış. Genelde Ahmet Hoca bu tip söylemlerle meşhurdur. Biliyorsun şöyle olursa böyle yaparım. Şöyle olursa şöyle yaparım diye. Bu arkadaş da
Donla monla çıkabilir. Bakın yani be, hocam. Leicester City müthiş benim, gidiyor. Benim ne kadar enteresan yaratıcı bir adam olarak evet, çıktı. Ahmet Çakar dünyanın kaçmış. Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli futbolcularından biri ve şu anda evet, dünyada çocuğu bravo, piyasa değeri en yüksek ligin bir numaralı yorumcusu Gary Lineker. Ahmet evet, Çakar'ın bundan 8 sene önce evet, yaptığı bir espriyi. Evet. Esinlenip o espriyi yapabiliyorsun. Evet. Koskoca Fenerbahçe. Yandex esprisini. Bikini espri demek ki bende bir sanatçı ruh var. O olmaz mı ya? Demek sen ki bende bir şey var. Hayır, bir şey Edison gibi mesela. Hocam, sen, hocam, hocam sen bunu senden mi gördü ya? Hocam, yok, sen kimden he, gördü? Babamdan mı gördü? Hocam sende ne sanatçı? Sende her türlü ruh var. Var ya. Sende sanatçı ruhu var, ben psikopat ruhu var, ben de şeytan ruhu var. Abi, Ertem, roman ruhu var. Her türlü Ertem, ruh var sende. Bir ruhu var, her şey var. Lineker'in içine Ahmet Çakar kaçmış. Lineker'in içine Ahmet Çakar kaçmış. Şimdi bak, amatör maça gidelim mi? Ahmet Çakar söyler. Aslında şey ne diyor? Leicester City doğru. Bu kadar takım arasında şu anda lider evet, doğru. Leicester City şampiyon olsun programa donla çıkacağım diyor. Evet, ben böyle bir şey dememiştim. Rasim'de tavuk kıyafeti giyeceğim demiştim. Geçsin. Sen geçsin. Demedim. İyi niyetini söyle dedi mi sen? Geçsin. Sana Mevlüt. Fenerbahçe tur atlasın yeter hocam, ki değil sana mi? Mevlüt. Öyle mi dedin? Hocam Polmitsel diye saç çoğaltan bir ilaç ver. Benim saça ihtiyaç yok bende yeterince var. Ya. Nerede var hocam ya? Eğer hocam saçlı ya, olsun dünyanın en çirkin adamı olursun. Gurit gibi olacak diyor. Hocam bir anda gurit gibi olacak mısın? Onu kullanacağım. Abi, bu saatte sana bak, para saç baş. Bak hocam da saç olsun vallahi çok çirkin olur. Kim ya? Bak sen olur de. Sen şimdi saç sen kıvırcık saçlı ya, olsan. Saç halimi görüyor. Allah aşkına yapışır mı sana? Hocanın sen saçlar. Hemen iki dakika sonra gelir mi hocanın hemen saçlı saç resmi? Hocanın saç hali var mı ya? Bir şöyle saç hocam vallahi böyle çok yakışmış. Bir dakika ya, hakemlik yaptığım yıllarda iyi kötü bir saçımız vardı. Vardı. Hocam sana çok saç vallahi yakışmaz ya. Sen böyle karizmatik böyle yakışmışsın ya. Hele sana şu dedim 20 kilo verdin ya. 20 kilo verdin hocam. İleride bak içeride bak sevgili seyirciler. Ertem'le aynı ceketi giyiyorlar şu an. Aynı bedenler içeride. Kim? Ertem'le aynı ceketi giyiyorlar. Benim giysim. Aynı. Hocaya var ya deli gümrüğü gibi oldu ya. Aynen. Yok ya hocam maşallah var ya. Baksana alçı üstü de fıstık. Hocam 20 kilo verdi be. Kıbrıs'tan beri. Nasıl? Çok nasıl değerli. Sen? Değerli kardeşim.